Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Baskervillelerin Köpeği 1. Bay Sherlock Holmes Sabahladığı geceler dışında nadiren erken saatlerde uyanık olan Bay Sherlock Holmes kahvaltı masasında oturuyordu. Şöminenin önündeki halının üstünde durup dün geceki ziyaretçimizin unuttuğu bastonu elime aldım. Bu, Penang avukatı olarak da bilinen bastonlardandı. Üst kısmında bir topuz bulunan kaliteli ve kalın bir ahşaptan yapılmıştı. Sap kısmının hemen altında üzerinde 1884 tarihiyle birlikte CHH'deki dostlarından K.T.A. James Mortimer'e yazısı işlenmiş, 2 santim genişliğinde gümüş bir plaka vardı. Bir zamanlar eski tarz aile hekimlerinin taşıdığı karakterli, sağlam ve güven verici bastonlardandı. Pekala Watson, bundan ne anlam çıkartıyorsun? Holmes'ün sırtı bana dönüktü ve ona neyle uğraştığımı belli edecek bir ipucu vermemiştim. Bununla uğraştığımı nereden anladın? Neredeyse arkanda gözlerin olduğuna inanacağım. Evet var yani en azından önümde çok iyi parlatılmış gümüş bir demlik var dedi. Ancak bana şimdi dün geceki misafirimizin bastonuyla ilgili düşündüklerini anlat. Ona yetişemeyecek kadar talihsiz olduğumuza ve ziyaret sebebini bilmediğimize göre Şans eseri elimize geçen bu hediye daha da önemli bir hale geliyor. Bundan yola çıkarak sahibini nasıl tarif edeceğini duymak istiyorum. Bence diye başladım elimden geldiğince dostumun yöntemlerini izlemeye çalışarak. Doktor Mortimer başarılı, yaşlıca bir tıp adamı. Onu tanıyan biri takdirini göstermek için bu hediyeyi verdiğine göre önemli biri olmalı. Gayet iyi dedi Holmes. Harika. Ayrıca sık sık ev ziyaretlerine giden bir köy doktoru olma ihtimali de yüksek. Neden? Çünkü bir zamanlar oldukça güzel olan bu baston o kadar eskimiş ki bir kasaba doktorunun onu taşıdığını düşünemiyorum. Altındaki demir halkanın böyle yıpranmasına bakılırsa bununla çok uzak mesafelerin yüründüğü aşikar. Kulağa harika geliyor," dedi Holmes. Ayrıca şu CCH yazısı da var. Bunun bir avcılık kulübü olduğunu tahmin ediyorum üyelerinden birinin ameliyat edilmesi gerekmiş ve karşılığında da bu hediyeyi almış olmalı. Gerçekten Watson bu sefer kendini açtın, dedi Holmes sandalyesini geriye itip bir sigara yakarken. Benim küçük başarılarımı aktardığın ifadelerinde kendini küçümsediğini söylemeliyim. Doğrudan bir ışık kaynağı olmayabilirsin ama ışığı iyi bir şekilde yansıttığın kesin. Bazıları dahi olmasa da zekayı uyandırmakta ustadır. İtiraf etmeliyim ki sevgili dostum, bunun için sana borçluyum. Şimdiye kadar bana hiç bu kadar iltifat etmemişti. Doğrusunu söylemek gerekirse, çoğu zaman ona duyduğum hayranlık ve yöntemlerini kamuoyuna duyurma çabam karşısındaki ilgisizliği beni incittiğinden bu sözleri karşısında oldukça memnun olmuştum. Ayrıca yöntemlerini onun takdirini kazanabilecek kadar iyi öğrendiğim için gururluydum da. O ise bastonu bir de kendisi incelemek için elimden almıştı. Sonra heyecanlı bir ifadeyle sigarasını bırakarak bastonu pencere kenarına götürüp büyüteşle bir daha inceledi. ''Oldukça basit ama enteresan'' dedi kanepenin en sevdiği köşesine dönerken. ''Bastonun üzerinde bir iki ipucu olduğu kesin. Araştırmamız için bize başlangıç noktasını veriyor.'' ''Gözümden kaçan bir şeyler mi var?'' diye sordum üstten bakan bir tavırla. ''Atladığım bir şey olduğunu sanmıyorum.'' ''Korkarım ki sevgili dostum, vardığın sonuçların çoğu yanlış.'' beni yönlendirdiğini söylerken kastettiğim senin yanlışların sayesinde doğruyu bulduğumdu. Ancak bu konuda tamamen haksız da değilsin. Bu adam kesinlikle bir köy doktoru ve oldukça uzun mesafeler yürüyor. O halde haklıyım. Buraya kadar evet. Yani tek haklı olduğum nokta bu. Hayır, hayır Watson. Kesinlikle sadece bu değil. Bence bir doktora gelen hediyenin av kulübündense bir hastaneden geldiğini öne sürmek daha mantıklı. CC harfleri ise aklıma hemen Kerin Cross'u getiriyor. Haklı olabilirsin. İhtimaller bunu gösteriyor. Eğer bunu bir varsayım olarak alırsak bu yabancı misafirimizi yorumlamak için bir zeminimiz olur. Pekala, CC harflerinin Kerin Cross hastanesini temsil ettiğini düşünürsek bununla nereye varabiliriz? Bu sana hiçbir şey ifade etmiyor mu? Yöntemlerimi biliyorsun. Hadi onları uygula. Sadece apaçık ortada olan ihtimali. Bu adamın köy doktoru olmadan önce şehirde çalıştığını görebiliyorum. Bence buradan biraz daha ilerleyebiliriz. Şu açıdan bak. Sence bu hediye hangi koşullarda verilmiş olabilir? Dostları ne zaman iyi niyetlerinin göstergesi olan bu hediyeyi vermek için toplanmışlardır. Elbette ki Doktor Mortimer çalışmalarına taşrada devam etmek üzere hastaneden ayrıldığında bunun bir hediye olduğunu biliyoruz. Adamın hastaneden ayrılıp taşrada çalışmaya başladığını tahmin ediyoruz. O halde bu hediyenin veriliş sebebinin hastaneden ayrılması olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu mümkün görünüyor. Elbette Londra'daki bir hastanede böyle önemli bir pozisyonda çok önemli bir adamın çalışacağını ve bu adamın da pozisyonunu korumaya meyilli olup taşraya geçmeyeceğini, dolayısıyla Mortimer'in hastanede kadrolu çalışmadığını söyleyebilirsin. Peki o halde görevi neydi? Eğer hastanede ise ama personel olarak görevli değilse ancak bir aile hekimi ya da bir son sınıf öğrencisi olabilir. Ayrıca bu adam 5 yıl önce hastaneden ayrılmış. Tarih bastonunun üzerinde yazıyor. O halde senin yaşlıca aile hekimin buhar olup uçuyor sevgili Watson. Karşımızda 30 yaşının altında hırsları olmayan, yumuşak başlı ve dalgın bir adam bulunuyor. Bir de av köpeğinden küçük ancak çoban köpeğinden büyük bir köpeği var. Holmes koltukta arkasına yaslanıp sigara dumanını halkalar halinde tavana doğru üflerken kuşku içinde güldüm. Son kısma gelince bunu kontrol etmeme imkan yok, dedim. Ancak adamın yaşını ve kariyerini kontrol etmemiz o kadar da zor olmayacak sanırım. Küçük rafımdan tıp rehberini alıp adamın adını buldum. Mortimer isminde sadece birkaç kişi vardı. Ancak içlerinden sadece biri ziyaretçimiz olabilirdi. Kaydını yüksek sesle okudum. Mortimer, James, Kraliyet Tıp Akademisi, 1882, Grimpen, Dartmoor, Devon. 1882-84 yılları arasında Karen Cross Hastanesi'nde aile hekimliği yaptı. Hastalıklar Kalıtsal Mıdır isimli makalesiyle karşılaştırmalı patoloji alanında Jackson ödülü sahibi. İsveç Patoloji Topluluğu üyesi, Soya Çekim Bozuklukları, Lancet 1882, İlerliyor Muyuz, Psikoloji Dergisi Mart 1883, Eserlerinin Yazarı. Greenpan, Torsley ve Hyde Barrow bölgelerinde doktor. ''Senin av kulübünün bahsi geçmiyor Watson'' dedi Holmes sinsi bir gülüşle. ''Ancak senin de fark ettiğin gibi adam köy doktoru. Çıkarımlarımın doğrulandığını düşünüyorum. Kullandığım sıfatlara gelince hırsları olmayan, yumuşak başlı, dalgın demiştim. Benim tecrübeme göre ancak yumuşak başlı biri takdir kazanır.'' Hırslı olmayan biri Londra'da bir kariyer yerine taşraya gitmeyi tercih eder ve ancak dalgın biri odan da bir saat bekledikten sonra kartını bırakmadan ve bastonunu unutarak ayrılır. Peki ya köpek? Köpek sahibinin arkasında bu bastonu taşıyormuş. Ağır bir baston olduğu için ortasından sıkıca tutuyormuş. Diş izleri rahatça görülüyor. Bu izlere bakılırsa köpeğin çenesi av köpeği olmak için çok geniş. Ancak çoban köpeği olmak içinse fazla dar. Bu ancak Ah evet bu kıvırcık tüylü bir spanyel. Holmes konuşurken ayağa kalkmış odada volta atıyordu. Pencerenin önünde durdu. Sesinin tınısında öyle bir kendinden eminlik vardı ki ona şaşkınlıkla baktım. Sevgili dostum nasıl bundan emin olabilirsin? Çünkü köpek kapımızda duruyor. İşte sahibi de zili çaldı. Lütfen kalkma Watson. O senin meslektaşın. Burada olmanın yardımı dokunabilir. İşte kader anı Watson. Merdivenlerden hayatına girmek üzere olan ayak seslerini duyarsın. Ve bunun iyilik mi yoksa kötülük mü getireceğini asla bilemezsin. Bu bilim adamı Dr. James Mortimer suçlar üzerine uzmanlaşmış Sherlock Holmes'ten ne istiyor? Buyurun içeri girin. Tipik bir köy doktoru beklediğim için ziyaretçimin görünüşü beni oldukça şaşırttı. Uzun boylu, ince bir adamdı. Altın çerçeveli gözlüklerinin ardında parlayan, Birbirine yakın gri gözlerinin arasındaki burnu uzun ve kemerliydi. Kıyafetleri resmi ancak özensizdi. Takımının rengi solmuş, pantolonu buruşmuştu. Genç yaşına rağmen sırtı kamburlaşmıştı. Öne eğilmiş başı ona alçak gönüllü bir hava veriyordu. Girer girmez gözleri Holmes'un elindeki bastona takıldı ve heyecanla ona doğru koştu. ''Çok memnun oldum.'' dedi. ''Burada mı yoksa nakliye bürosunda mı bıraktığımı hatırlayamıyordum. Bu bastonu dünyaya değişmem.'' Bir hediye galiba, dedi Holmes. Evet efendim. Kerin Cross Hastanesinden mi? Oradaki arkadaşların düğün hediyesi. Ah, bak bu kötü oldu, dedi Holmes başını sallayarak. Doktor Mortimer gözlerini hafif bir şaşkınlıkla kırpıştırdı. Neden kötü olsun ki? Sadece varsayımlarımı boşa çıkarttınız. Düğünüm dediniz değil mi? Evet efendim. Evlendim. Bu nedenle hastaneyi ve kariyerimi geride bıraktım. Kendi yuvamı kurmam gerekiyordu. Demek ki çok da yanılmamışız dedi Holmes. Peki şimdi Doktor James Mortimer. Bay Mortimer deyin yeterli efendim. Ben sadece bir kraliyet tıp akademisi mezunuyum. Ve keskin zekalı bir adam. Bilimle uğraşıyorum Bay Holmes. Engin bir denizin kıyısındaki taşları topluyorum yalnızca. Bay Sherlock Holmes konuştuğumu varsayıyorum ancak siz... O da benim dostum Doktor Watson. Tanıştığımıza memnun oldum efendim. İsminizin dostunuzla birlikte anıldığını duydum. Oldukça ilgimi çekiyorsunuz Bay Holmes. Bu kadar uzun bir kafatasınız ve belirgin göz çukurlarınız olmasını beklemiyordum. Yakından bakmamda bir sakınca var mı? Kafatasınızın bir modeli, gerçeği müsait olana kadar antropoloji müzesinde şaheser bir parça olabilir. Size garip gelebilir ancak kafatasınıza imrendim doğrusu. Sherlock Holmes misafirimize bir sandalye gösterdi. Sizin de benim gibi kendi alanınızda coşkulu olduğunuzu görüyorum efendim, dedi. İşaret parmağınızdan gördüğüm kadarıyla tütün kullanıyorsunuz. Lütfen içmekten çekinmeyin. Adam şaşırtıcı bir el çabukluğuyla tütünü çıkarıp sardı. Bir böceğin huzursuz bacaklarına benzeyen uzun titrek parmakları vardı. Holmes sessizdi ama delici bakışlarından ilginç misafirimizle ilgilendiğini anlamıştım. ''Sanıyorum ki beyefendi'' dedi en sonunda. ''Hem bugün hem de önceki gece buraya şeref vermenize neden olan şey sadece kafa tasımı inceleme merakınız değil.'' ''Hayır efendim, bu fırsatı bulduğuma memnun oldum ancak hayır.'' Size geldim, Bay Holmes, çünkü çok enteresan ve ciddi bir sorunla karşılaştım. Bu sorunu çözecek kadar pratik bir insanda değilim. Sizin de Avrupa'daki en iyi ikinci uzman olduğunuzu bilerek... Demek öyle, size birincilik onuruna kimin sahip olduğunu sorabilir miyim? diye sordu Holmes sert bir tavırla. Bilimsel bir zekası olan bir adam için Monsieur Bertilian'ın çalışmaları daima cazip geliyor. O halde ona danışmanız daha doğru olmaz mıydı? Bilimsel zeka dedim efendim. Pratik zekada rakipsiz olduğunuz biliniyor. Umarım düşüncesizce konuşmamışımdır. "Belki biraz," dedi Holmes. "Sanırım daha fazla lafı dolandırmadan bana danışmak istediğiniz sorunun ne olduğunu açıkça anlatırsanız daha iyi olur."